Gelin şimdi hocaya da sordum. Elbette bir ekonomist nosyonuyla konuşacak halimiz yok. Fakat hocaya sorum şuydu. Az önce Mustafa Hoca da ifade etti. Peşine Ersan Hoca da anlattı. Ki arada onu verim de bu konularla ilgili yorumunu yaptı. Ekonomiyle ilgili olarak ortadaki rakamlar malum çok konuştu. Seçim ekonomi belirleyecek deniyor ama hala her araştırmada Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti. Bunun da bir açıklaması olsa gerek. Var tabii, olmaz olur mu? Bunun açıklaması, yani birkaç açıklaması var. Bir kere büyülü bir bağ kurdu 21 sene içinde Sayın Cumhurbaşkanı kendi seçmeniyle. Nasıl ki senelerdir iktidarı alamayan CHP'nin %25'i hiç değişmiyorsa, orada öyle bir kilit seçmen tabanı varsa CHP'nin, AK Parti'nin de neredeyse gene %25 aralığında, 20-25 aralığında hiç değişmeyen bir seçmeni oluştu. Ha, bu seçimlerden iktidarı alamayarak çıktıklarında AK Parti'ye ne olur onu bilmiyorum. ANAP'ı gördük, işte başka diğer partileri gördük. CHP'yi diğer partilerle karıştırmayalım. Ülkeyi kuran, kurucu iradenin kurduğu bir siyasi partidir. Hikayesi farklıdır yani. Sayın Erdoğan'ın da bir hikayesi var. O yüzden 21 sene iktidarda kalmayı başarabildi. Başka faktörler de var bana sorarsan. İşte mühürsüz oylar sayıldı vesaire vesaire gibi. Yani küçük gözüken ama sonuçta çok hayati etkiler yaratan kararlardı bunlar günün sonunda. Şimdi neden böyle oluyor? Neden hala %30-32 bandında bir oy oranı var? Bir kere muhalefet geçtiğimiz son iki haftaya kadar son derece dağınık ve kendi içinde çatışan, anlaşamayan, ne dediği tam anlaşılamayan bir fotoğraf veriyordu kendi seçmen tabanına. Bu büyük bir problemdi. Şimdi çünkü o seçmen, mesaj daha sağlıklı verilir hale geldi mi? Bence geldi. Yani bence şu anda Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanması İyi Parti krizinin çok büyük bir kriz olmasına rağmen sulhu salahla çözülmüş olması. Bu da bence çok olumlu. Yani tam tersi bir etki yaratmışken, bir deprem etkisi yaratmışken, yani Millet İttifakı masasını darmadağın edebilecek güçte bir etki yaratmışken, sulhu salahla ve dönüşle beraber bu sefer tam tersi yönde bir olumlu etki yarattığını düşünüyorum. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ekonomi kolay anlaşılan bir şey değil. Toplumumuz neden sonuç ilişkisi her zaman kuramıyor. Şimdi enflasyonu, baz etkisini ben zor anlıyorum. Hepimiz zor anlıyoruz bu makro göstergeleri. Yani işte emekli maaşının işte 7 milyon kişiye veriyorsun, 8 milyon kişiye vermiyorsun. Yani bunları anlatmak kolay değil. Faiz enflasyon ilişkisini anlatmak, neden bağımsız bir merkez bankası ve güvenin, işte adaletin, tarafsız bir yargının ticaret hayatında çok önemli bir etkisi var. Bunlar kolay değil ve bunu muhalefet tarafında henüz net anlatan, iyi anlatan bir ses çıkmadı açıkçası. O yüzden açıkçası bir arkadaşım, fakat izin almadığım için adını söylemeyeceğim, diyor ki 1 dolar 1297 Güney Kore Won'u, 1 dolar 19 TL paranın değerli, değeri ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. Bir ülke borçlanamıyorsa kredibilitesi yoktur, kredibilitesi yoktur. Dünyanın en borçlu ülkeleri ekonomisi en iyi, en büyük olanlardır. Ama onun cari açık sorunu yok. Bir saniye. Dış borç sorunu yok. Güneykor'dan örnek veriyor. Üretim sorunu yok. Bizim 7 katımız. Yani bizim 7 katımız. Evet ama sen üretemeyen bir ekonomiye dönüşmüşsün. Adamlar karate cevap hocam ama hanımefendi de tabii. Ben hemen bitiriyorum. Yani şakır şakır üreten bir ekonomiden bahsediyoruz. Borçluluğu çok daha düşük, cari açık sorunu olmayan bir ekonomiden bahsediyoruz. İnsan sermayesinde eğitimde fırsat eşitliğini çok önemli ölçüde yaratabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. İçinde 4,5-5 milyon sığınmacı, düzensiz göçmene bakmak durumunda olmayan bir ekonomiden bahsediyoruz. Şimdi ekonomik göstergeleri konuşurken herhalde bu parametreyi de koymadan olmaz. Yani bir de böyle bir parametreyle uğraşıyor Türkiye. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ben ekonomide işler bu kadar kolay olsaydı, bu kadar hani sokak tabirle ballı börek olsaydı, bak bugün şimdi içeride şey podcast sesini okurken gördüm, Mehmet Şimşek'i bir kez daha Ankara'ya davet etmiş Sayın Erdoğan. Öyle mi? Evet. Niye peki? Kaynak ne, nereden? Toygun Atilla yazmış. Hmm. Niye peki? Ya, burada Sayın Şimşek ile Sayın Erdoğan son iki yıldır çok zaten görüşüyorlar. Ama bunun da bir sebebi. Yani. Tamam ama bunda şu anda kadar normal bir durum. Çok normal değil çünkü Sayın Şimşek ayrıldı gitti, uzun zamandır bambaşka bir sektörde çalışıyor. Demek ki Sayın Erdoğan şu anda sahip olduğu ekonomi yönetimini yeterince liyakatli veya yeterince başarılı bulmuyor. Kendisi de bulmuyor. Demek ki bir arayış içerisinde. Onun için
Ha, senin sorun şuydu, neden hala birinci parti? Ben burada muhalefette bulurum suçu, başarısızlığı ya da kendini iyi anlatamamayı. Ama devletle bir olmuş, devletle hemhal olmuş, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanan bir iktidar partisi olduğunu da unutmayalım. O kadar da adil koşullarda olmadığımızı da bence hatırlatmakta fayda var. Peki Onur Erim, ekonomide rakamlar bu kadarken hocam geliyor mu size? Rakamlar bu kadar bu şekildeyken bunun siyasete etkisini ya da beklentisini nasıl yorumlayacağız? Şimdi Ersan Hoca'nın yani kendine çok önemsediği, saygı da duyuyorum. Özellikle işte ekonomideki, özür dilerim, fiyatların artışı, enflasyon, insanların alım gücünün düşmesini kendine uzun, herhalde 1-2 yılı geçti değil mi hocam? Bu konunun üzerine çok duruyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii benim Ersan Hoca'yla yani birkaç kere de bu konuyu konuştuk. Ben o tip şeyler üzerinden genel bir ekonomi okumasının yanlış olduğunu da söyledim çok kez. Ama yani o tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü Ersan Hoca'ya karşı haksız bir rekabet olur. Alanı değil. Ben de bu konuyu yani ilmi açıdan tartışmayı istemem. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şunu anlıyorum. Ya madem ki ekonomi bu kadar kötü, AK Parti nasıl hala bu kadar oy alıyor? Bir. İki, Cumhuriyet Halk Partisi şu an veya Kemal Bey veya muhalefet, altılı masa ne diyorsanız, Millet İttifakı nasıl bunun üzerine çıkamıyor? Aslında baştan söylediğim noktaya geleceğim. Bakın kira mesela, Ersan Hoca dedi ki kira fiyatları, ev satışları, işte etin kilosu, bununla ilgili bir sürü problemler. Haklı ve hepimiz aynı şeyi görüyoruz zaten. Burada bir beis yok. Şu konuda bence fikir ayrılığına düşüyoruz. Mesela yap işte devletlerin şu an itibariyle Türkiye'de total olarak Türkiye'ye çok büyük kazançlar getirdiği konusunda hemfikir değiliz anladığım kadarıyla. Kur korumalının Türkiye'ye ne kadar büyük bir fayda sağladığı konusunda yine hemfikir değiliz. İşte devletin, hükümetin özür dilerim, vatandaşa yardım, alım gücünü arttırması konusunda ne kadar iyi çalıştığını konusunda hemfikir değiliz. Veya Ersun Hoca diyor ki çok daha iyisi yapılabilir, bu hükümet Sayın Erdoğan yapamıyor diyor. Bunlar ayrı konu. Fakat vatandaş şuna bakıyor. Bakın çok güzel bir cümleyle başladı Ersan abi. Dedi ki ya dedi Kemal Kılıçdaroğlu ülke yönetmedi ki daha dedi. Ve dikkat edin, Millet İttifakı'nın genel retoriği de bu. Ya 20 yıldır Erdoğan yönetiyor, bir de Kemal Bey'e verelim. Ya vatandaş vermiyor. Neden vermiyor biliyor musunuz? Kemal Bey ne yönetti? SSK'yı yönetti. 92'den 99'a kadar. Geldiği yıl başlamak itibariyle geldiği yıl zarar etmeye başladı. 7 yıl boyunca zarar etti. Diyebilirsiniz ki ya SSK müdürü ne yapsın? O başta hükümet vardı. Hükümet para vermezse SSK genel müdürü de bir şey yapamaz. Sayın şeyin tam bir ayrılmadan 1,5 sene evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir büyük bir demeç var. Şunu söylüyor. Diyor ki SSK öyle bir durumda ki diyor. Emeklilik yaşını 80'e dahi çıkarsak SSK kurtulmaz diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hesap uzmanıyım diyen Kılıçdaroğlu, 7 yıllık SSK genel müdürü Kılıçdaroğlu bu lafı söyleyeli 26 sene olmuş. SSK hala batmamış. Demek ki geçmişten bakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yönetim meziyeti yok. Geldik. Peki iyi bir, belki iyi bir SSK yöneticisiydi, iyi bir genel başkan mı? Genel başkan oldu 13 yıl olmuş. 10 seçimin 10'unu da kaybetmiş. Hadi Sayın Kılıçdaroğlu değil, acaba CHP iyi mi? Mesela siz benden çok daha iyi hatırlarsınız. İnsanların halen hafızasında Sayın Bedrettin Dalal'ın İstanbul'a yaptığı en az 3 şey vardır. Kaç yıl geçmiş aradan? 30-35 yıl geçmiş. İyi anlamda mı kötü? İyi anlamda. Kötü hayır, anlamda da vardır. Kötü, hayır o ayrı ama mesela yani bilmiyorum, zamanında bilenler Boğaz'ın sahil yolundan geçerken, hani eski kazıklı yol diye bilinen, şimdi artık yol diye bilinen. Yani o zamanı bilenler orada Dalan'a bak, adam sevmese de Dalan'ı, ya şunu yaptı Allah razı olsun der. Tayyip Bey için bunu söylersiniz. Melih Bey için bunu söylersiniz. Ama şu son dönemde hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye için, buna Mansur Bey de Ekrem Bey de dahil, eğer böyle körü körüne bir yandaş değilseniz, ya helal olsun bunu da bunlar yaptı diyebileceğiniz bir şey yok. Orada da bir başarı hikayesi yok. İyi Parti'ye gelelim.
Ben bunu İYİ Parti dostlarıma çok söyledim. İYİ Parti'nin yaklaşık kurulduğundan beri belediyesi var. Hatta büyük bir ilçe belediyesi de var. Son seçimden son devirde 17 mi 18 belediyesi var. Mesela İYİ Parti'den dedim ki ya bakın sizin belediyeler sizin için önemli. Buradan başarılar çıkarın. Bu belediyelerinize konsantre olun. Mesela İYİ Partili bir belediyeden de bir başarı hikayesi yok. Ya Türkiye Komünist Partisi değil mi? Tunceli Belediyesi'nin evet. Unuttum şimdi Maçoğlu. Sayın Baş. Mehmet Maçoğlu. Yani Türkiye'de en ulu yani Türk geneli söylüyorum. En çok hani tepki olabilecek partiden belediye başkanı ve bir şekilde bakın yapıyor veya yapmıyor. Ben gitmedim, görmedim. Bir şey söylemiyorum. Ama herkesin belediyecilik anlamında bu belediye başkanı ile ilgili algısı çok pozitif. Ya adam orada kıt kanaat bir şeylerle bir şeyler yapıyor diyor. Ya sen İYİ Parti olarak, CHP olarak bir başarı hikayesi orada da yazamamışsın. Şimdi bütün bunların üzerine siz bir vatandaş olarak Kılıçdaroğlu'na mı güvenirsiniz ve CHP ve İYİ Parti'ye, Sayın Erdoğan'a mı güvenirsiniz? Yani burada böyle kahin olmaya falan gerek yok. Seçim sonu, seçim gecesi benim tahminim Sayın başta da söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı çok rahat kazanacak. Bu arada rahat mahat yani derken böyle 7-8-10 puanlardan bahsetmiyorum. Daha evvel söyledim. Çok rahat kazanacak. O zaman da kimse muhalefet oturup ya biz ne yaptık da bu noktaya geldik demesin. Konu şurada. Muhalefet siz hiçbir şey yapmadınız. Tamam. Peki. Mansur Yavaş'la İmamoğlu sokakta yürüyemiyor ama onu be. Nerede yürüyemiyor? Sokakta yürüyemiyorlar. Öyle bir sevgi seli içinde hocam, kalıyorlar. Tamam. Sevgiyi yani... rahmetli Bülent Ecevit de çok sevilirdi. Ben de çok severdim. Ben de çok severdim. Allah, ama rahmet Allah rahmet eylesin. Şey demiş. Onur Bey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstünde müsteşar yardımcısı, onun üstünde müsteşar, o dönemde onun üstünde bakan vardı. Onur Bey niye onlardan hayır, söz bak, etmiyor? Hocam, hocam bak sen de beni dinleme. Hocam sen de beni dinlemiyorsun. Yok. Ya, ben ne dedim? Diyebilirsiniz. Hocam bak sen de beni dinleme. Diyebilirsiniz dedim. Ya yok SSK Genel Müdürü ne yapsın? Hükümet vardı. Dersiniz dedim. Ama o zaman da ben şunu söylerim. Kendi bir saniye çok hocam 30 saniye derdi. O zaman da dedim ki o zaman sayın hesap uzmanı Kemal Bey siz 7 yıllık SSK müdürsünüz. Nasıl böyle bir öngörüsüzlük olur? 80 yaşına çıksa kurtulmaz SSK dediğiniz SSK 26-27 yıldır sapasağlam ayakta.